Evet, bugün kolay çekmek için bak. Sizlere Urla'dan sesleniyorum. Artık vakti geldi, yaz geldi. Biraz rahatlama oldu ve biz de Urla'ya tekrar geldik. Bu videomuzda Urla'da pek görmediğiniz yerleri paylaşacağım ama önce Urla'nın en çok bilinen yeri İskele'deki sahil kesimindeki deniz atı diye bilinen kafelerin olduğu yerdeyiz. Burada yiyip içebiliyorsunuz, takılabiliyorsunuz ama bence yine de Urla'ya geldiğinizde buraya takılıp kalmayın, sadece buraya da gelin. Ama bana sorarsanız kalın her yerde gezin. Evet, bugün hava harika, arkamda deniz var gördüğünüz gibi. Bugünkü videomuzu da burada başlatmış oluyorum. Haydi bakalım. Lütfen kanalıma abone olmayın. Çünkü ben öyle bir insan değilim. İsterseniz olun tabii. Ama abone olunmasını çok da desteklediğimi söylememeyi. Söylemiyorum zaten. Like da atmayınız. Ne like atın ne bir şey. Ama izlemeniz bizim için yeterlidir. Gelecek hayır Allah'tan. Yani öyle zoraki bir likesa atmayın. Haydi bakalım, videomuz başlıyor. Efendim herkese merhaba. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz gezi videolarımıza bugün Urla'nın gizli cennetlerinde tarihi bir değerle başlıyoruz. Yanımızda Urla uzmanı Sayın Barkın Bey var. Buyurunuz. Merhabalar. Ben yaklaşık 14 yıldır Urla'da yaşıyorum ve burayı daha yeni keşfettim. Şimdi burada... Evet, dinliyoruz. Şimdi burada bir tane çeşme var. Çok eski bir çeşme. Evet, çeşme eski, görüyorsunuz. Çeşmesi yok. Bu çeşmenin kafası... Bu çeşmenin kafası bir aslan kafasına benziyor. Şunlar gözleri, şunlar kulağı, şu ağzı. Buradan su akıyormuş eskiden, çok eskiden. Şu an Urla merkezdeyiz. Hep soruyorsunuz ya, Urla neresi, İskele neresi, Çeşmealtı neresi diye. Şu an Urla merkezdeyiz. Şöyle buyurun. Urla merkez denize kıyısı olan bir yer değil. Meydanı var. Genelde festivaller, şunlar bunlar burada yapılıyor ama bu sene yapılamadı. Biz de şu an sosyal mesafeyi koruyaraktan Urla uzmanımız Berk Bey ile Urla merkezi geziyoruz. Yani kaymakamlık binası, belediye binası, tüm devlet teşkilatı burada. Ona göre iskeledir, işte kuşçulardır, ilçelerde, mahiyelerde etrafa yayılmış oluyor. Ne var burada? Tam yanlış duymadınız, 1200 yıllık bir pazar var. Şu an Berk Bey daha hakim onlara. Evet, 1200 yıllık bu pazar Yunanistan'ın işgaliyle beraber açıldı. Yani Yunanistan işgal etti ve pazar açıldı. Sonrasında... Doğu Roma olmasın. İşte şimdiki haliyle Yunanistan... Batı Roma. Yani topu Roma yani. Doğu olur, Batı olur. Sonuçta... Gavur değil mi efendim bunlar? Siz yani neyse şey yapmayalım onu. Efendim burası bildiğiniz gibi meydan. Urla'da festival ve benzeri bir şey için gelirseniz konserler. Şu bu hepsi burada oluyor. Şöyle bir dönelim mesela. Şöyle bir dönelim. Dünyaca ünlü Malgaça pazarı var. Evet, şu an Malgaça pazarına doğru ilerliyoruz. Atamızın heykeli de burada. Saygıyla anıyoruz. Güzel bir kabartma heykel olmuş. İşte efendime söyleyeyim, belediye binası. Urla'mız bu şekil bir yer. Şimdi Malgaça pazarına doğru gidiyoruz. Malgaça pazarında ünlü bir kokoreççi var. Ama ben şu an çok tok olduğum için size onu çekemeyeceğim. Çünkü aç olup yemeden çekersem anlamlı video ne yapamıyorum. Olmuyor çünkü tam bir gurme videosu olmuş oluyor. O da konsept. Yani biz konsept biliyorsun, acıkta yiyeceksin. Bu tarz bir konsept. Evet, dünyaca ünlü lokmacı. Free of charge. Yanlış duymadınız. Burada lokma yemek istiyorsanız gelip yiyebiliyorsunuz. Hayır amaçlı. Bir Fatiha okuyorsunuz. Lokmanızı da yiyorsunuz. Mevzu devam ediyor efendim. İzmir'in tamamında da böyle bu. Böyledir. Yani lokma ben severim. Sevdiğim bir yiyecek olması açısından da. Abi bak. Aman. Dikkat edelim, şimdi araba var. Çünkü kameramanımız Urla tarih uzmanı Barkın Bey. Hani bu böyle bir tarih uzmanı bir kişinin başına bir kaza gelmemesi altında biz de ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi Malgaca pazarına geldik. Malgaca değil, Malaca. Allah, Malgaca işte. Malgaca. Malgaca ne demek? Malcanın goncasının yüzlerce yıldır söylenerek kısaltılması. Ne olmuş? Malgaca olmuş. Şöyle bir arkadan görüntü verelim. Sayın kameraman kardeşim, şu tabelayı da çekersen.
Evet, Malga, Ca Pazarı ve Kokoreççi Omur gördüğünüz gibi dünya sıralamasına girmiş bir kokoreççidir. Hemen onu geçince yanında... Dünyada ilk kaçta? Üçte. Sonda. İlk üç. Hemen devamında da eski tarz döner yapan, yani eskiden döner nasıl yapılırdı? İnce kesilirdi ve salçalı bir sosla ekmek arasına girerdi. Öyle bir yapıda bir hikayesi var. Az sonra onu göreceğiz. Bu arada kokoreççi kiralıkmış. Herhalde. Yani sanırsam pandemi nedeniyle biraz geriledi ama ya da daha iyi bir yere geçiyor olabilir. Evet efendim, dönerci. Bahsettiğim dönerci de burası. Dünyaca Tahsin Usta dönercisi. Çok yıllardır bilinir yani. Malgaca pazarı gördüğünüz bir manav, bir pazar. Şöyle meydana doğru ilerlersek hani istediğinizde gelip kendiniz seçebiliyorsunuz. Keyifle yiyebiliyorsunuz. Kafeler, efendime söyleyeyim, çiğ börekler, açmalar, katmerler, hepsi genelde aile işletmesi olduğunu söyleyebilirim. Her şeyde tarihi burada. Yani tarihi olmayan hiçbir şey yok. Piercing'çi var. Piercing gene Doğu Roma'nın milattan önce 3000'lerde. Yok, 1-2 arası ortaya çıkmış bir şey. Evet, keyifli bir yer gördüğünüz gibi. Turistik bir gezi için gelip, hani ben sadece deniz kum istemiyorum, biraz da böyle güzel yemek, atıştırmalık bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız, Malgaca Pazarı ve meydanda gelip işte meyvenin, sebzenin alıp uygun fiyatlı bir şeyler yeme şansımız vardır. Tarihi dokuyu hissediyorsun burada yani. Tarihi dokuyu hissediyorsun. Dokunuyor olsan. O tarih geliyor ufaktan tık. Aynen. Lütfen. Bunlar bizim önem verdiğimiz konular. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdilik